Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cennet cehennem oyunu oynuyoruz. Bu üçüncü bölümü oldu. Bu oyunu gerçekten çok beğenen arkadaşlarımız var. Onlar şu anda like'larını attılar bile. Ben de elimden geldiği kadar oynamaya çalışıyorum. Çünkü oyunun sonunu çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu oyunda reklam istemiyorsanız 84 lira bayılmanız gerekiyor. Ben 84 lira vermeyeceğim. Reklam izleyeceğim lan. Ünlü geliyor. Dur bakayım. Dur 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 dur. Kim geldi? Oy. Michael Jordan. Öyle miydi lan? Oyna oyna, reklam izlerim abla. Reklamı kapattık, oynayalım ya Michael Jordan. Evet kardeşim, senle dünya çapında sayısız sporcuya ilham verdi, helal olsun. Daha iyi olmak için her başarısızlığını mücadeleye çevirdi. Oğlum sen nasıl? Yaşlı bir kadını yenmek için dostça bir kart oyununda hile yaptı. Ya abi, yani çok büyük bir şey değil. Eksi iki verdim. Alalım seni bu tarafa. Helal olsun ya. Helal olsun. Aha, ruhları bedenleriyle eşleştir. Sen buraya gel. Sen buraya geliyorsun. Sen de buraya geliyorsun. Ruhları bedenleriyle eşleştirmek nasıl bir fantazidir ya? Ne alaka yani? Gel bakalım hacım. Hacım, sen nesin? Gel. Pilot kadınsa uçaktan iner. Salaksın sen ya. Ben de seni engelli yerine park eder. Aptal geri zekalı. Sarhoşken eski sevgilisine mesaj atar. Hacı, alkol kullandığın için eksi veriyorum. Yoksa eski sevgiline mesaj atman öyle çok önemli bir şey değildi benim için. Sarhoşken de. Al, günah. Günahlardasın, tamam mı? Günahlardasın. Garip bir tipi var bu adamın ya. Pek suçlu olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani. Sesinin kötü olmasına rağmen her karaoke partisinde şarkı söyler. Vay, özgüveni yüksek, severim. 7. Gemi kazasının ardından arkadaşlarını yiyerek hayatta kalır. Bence çok kral hareket yani, anladın mı? Sonuçta yemese ölecekti kendisi de. En azından bir kişi hayatta kalmış oldu. Yani şöyle söyleyeyim, 3'ü veririm aga buna. Hayatını tehlikeye atarak otel yangınından 5 çocuğu kurtarır. Ya acı, sen her türlü bu taraftasın ya. Adamsın, adam, adam. Bir şey söyleyeceğim. Sen klozet kapağını kaldırmadan işer. Şöyle verelim. İş yerinden tuvalet kağıdı yürütür. Hacı sen psikopat falan mısın? Kötü sesine rağmen karaoke yapar. Tamam, özgüven var diyelim. Ya hacı, klozet kapağını mikrop lan. İnsanlar ya umuma açık bir yerse, alışveriş merkezi ise, ne bileyim kütüphane ise, ne bileyim okulsa yani, anladın mı? Geç bu tarafa lan. Hayvan herif seni. Bu kim lan bu ünlü? Kim bu? Bill Gates mi? Kim bu yani? Ben bilmiyorum bunu. Allah Allah. Merak etmedim açıkçası. Ya da chat söylesin, dur bakayım. Chat illaki bilir birisi. Arkadaşlar bu kim olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bakalım kimmiş diyeceğim de, madem bilmiyorum oynamıyorum lan. Bilmediğim ünlüyü niye yargılayayım? Ver. Oo, bu daha ünlü abi. Bana göre daha ünlü yani. Gel. İnsanları kurtarmak için itfaiyeci oldu. Helal olsun. Bir çocuğu kurtarırken yaralandı. Oy. Tazminatını bir Harun kurumuna bağışladı. Oğlum sen nasıl bir insansın? Bu kadar iyi bir insan. Lan şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyisi buydu lan. Helal olsun sana ya. Lan 29 az sana, 30 olması lazımdı. Yanlışlıkla bir tanesini verememişim bir puanını ya. Full puanla gidecekti. Helal olsun kardeşim benim. Ağlatacağım beni ya. Bıyıklıları cennete, diğerlerini cehenneme gönder. Şimdi kardeşim anlamadığım olay neden yani? Bana bunu birisi açıklasın ya. Tamam, bu Gandhi. Git bu tarafa. Bu kim lan? Bıyıklı bu da. Git bu tarafa. Hacı günahın yoktu ama ne yapayım? Kusura bakmayın ya. Siz de yani, ne yapayım yani, oyun böyle. En kötü olanı seç. Mafya imparatorluğu kurdu. Bence gayet iyi. Roket bilimine meraklıdır. Hacı şimdi ikisi de iyi yani. Şimdi ne yapayım ben? Madem öyle kötü olan, hadi diyelim üstteki, tamam hadi. Bakalım, hep yalan söyler. Bence abi ikisi de çok kötü değil ya. Neyse al. Üçüncüsü ne? En kötü olan. Kadınların yüksek topuklu giymesi yasağını kaldırdı. Helal olsun lan sana. Sen de abi kötü çıktın ya. Lan yazık, çok da kötü bir şey yapmamışsın ki halbuki. Yani gerçekten bazen oyun beni şey yapıyor ya, böyle çıldırtıyor ya gerçekten. Kadın firavun. Okey. Neymiş? 1000 Romalı mülteciyi Mısır'a kabul etti. Bence iyi. Yani onların da yardıma ihtiyacı var ama düşünüyorum da o kadar iyi değil. Mülteci olaylarını düşünüyorum Türkiye'de. Eksi bir veriyorum. Bu mültecileri kölesi yaptı. Allah belanı versin. Mülteci kölelerinin kanlarından oje yaptırdı. Lan sen nasıl bir şeytansın? Ölmeden önce tüm oje ve makyaj malzemelerini halka dağıttı. Lan nasıl bir, aslında çok kötü değil bu ama yine de yaptıklarına, o ojelerin nereden geldiğine bağlı olarak kötü. Eksi 31 ile beraber git bu tarafa lan. Hayvan. Sinirlendim şu anda. Evet, 50. bölüme geldik arkadaşlar. İnanın çok heyecanlıyım şu anda cidden. Kim?
Aa, Kuzey Kore'nin Kuzey Kore. Hemen anında izliyorum reklamı. 25 saniyemi veriyorum. Arkadaşlar bunun adı kim? Biliyor musunuz? Bunun adı kim? Hadi bakalım kim? Kendi adını taşıyanların adlarını değiştirdi. Salak. Kadınların yüksek topuklu giymesi yasağını kaldırdı. Bence iyi kral. Roket bilimine meraklıları. Helal olsun kardeşim. Adamsın. Abi sen Kuzey Kore bilmem nesi değil misin? Seni nasıl ben cennete alayım ya? Sen bilmiyorum ne yapacağız şimdi? Abi kim bu ya? Öf ya. Git lan bu tarafa. İstemiyorum seni bu tarafta. Aga öğretmen bu. Kesin öğretmen. Gel. Her kararı üst mahkeme tarafından onaylanır. Hakimmiş bu. Tamam. Demek iyi bir hakim. Tüm rüşvet tekliflerini geri çevirir. Adam. Kocasını aldatır. Madam. Diş fırçalarken suyu kapatmaz. Bana ne? Ne yapacağız şimdi abi? Kocasını aldatıyor. Adam da oldu. Madam da oldu. Anladın mı? Ne yapacağız yani şu anda? Geç lan bu tarafa. Ben Osman, meşru bir iş adamıyım. Yalan. Tamam, bazı yasa dışı işlere karıştım. Emlak işi yapıyorum. Gerçek. Bazı tarihi eserlerim var. Onları alır satarım. Yalancısın. Tamam, benim değiller. Allah belanı versin. Çok dürüst biriyimdir. Asla yalan söylemem. Senin yalanın... Lan yalanı da yalan söylüyorsun. Kolay yoldan para kazanmak isteyen kişilerle iş yaparım. Gerizekalı, ne iş yapıyorsun? Kimseyi kandırmıyorum. Sadece ticaret yapıyorum. Allah'ım nasıl bir... Kamu mallarını saf insanlara satıyorum, onları dolandırıyorum. Ya sen oğlum zeki bir adam bu ya. Hani gerçekten zeki bir adam da kafası pis işlere çalışıyor yani. O yüzden abi git biraz da bu tarafta çalışsın pis işlere bakalım. Yiyecek mi, anladın mı? Hadi bakayım. Hoca sen nasıl bir tipsizsin ya? Sen nasıl bir tipsizsin sen? Abi git berber getireyim çağırayım. Servisini köydeki çocuklara harcamış. Abi hep bunlar ya. Hep böyle insanlar iyi çıkıyor işte. Vejeteryandır ve çocukları da vejeteryan olmaları için zorlar. Abi bu zorlama. Zorla Müslüman olmaz yani. Çıplak ayakla dolaştığı için ayakları hep kirlidir. Abi sen niye çıplak ayakla dolaşıyorsun? Anlamsız şeyler yapıyorsun sen. Çok kritik bir karar ya. Çok kritik bir karar. 5 minutes later. Hadi seni ben bu tarafa alıyorum. Ama sakallarını kesmen şartıyla. Tamam, sakallarını kesene kadar bu tarafta biraz yan. Ondan sonra kestikten sonra bir daha yanıma gel, tamam mı? Yani olmaz yani, o kadar da olmaz. Çıplak ayakla dolaşıyor. Neymar lan bu? Oha! Neymar. Sıkıldığında saç rengini değiştirir. Helal olsun. Annesinin olan sevgisini göstermek için kolunun annesinin dövmesini yaptı. Helal. Bütün reklam tekliflerini kabul eder çünkü kamera karşısında olmayı sever. Helal olsun aga. Bu tarafa alıyoruz seni Neymar Junior. Ünlü gelecek. Ünlü kim? Ay canım canım, ben seni yerim senin için 30 saniyem. Heba olsun, heba. Ay çok severim ben seni ya. Eskiden ne izlerdim seninle? Kafası hep 1 milyondur. Ya bence çok iyi bir şey ya. Yaşlı bir adama ve kedisine büyü yapar. Ya sen ne yaparsan helal olsun sana. Çocuk işçi çalıştırır. Hacı şimdi helal olsun, helal olsun falan filan diyoruz da sen bayağı bildiğin şerefsiz çıktın ya. Yani üçü de kötüydü bu arada. Ne yapayım ama? Ne yapabilirim ama? Ne yapabilirim yani? Hacı bu bana benzemiyor muydu ya? Biraz bana benzeyen kişi. Önceki bölümlerde kendime benzetmiştim bunu. Ananaslı pizza yer. Çok güzel. Market ürünleri yanlış rafa koyar markette ürünleri. Bence gayet iyi. Yok ya. Eksi bir vereyim. Şimdi market çalışanları birdenbire aklıma geldi, biliyor musun? Ofiste çıplak... Ben ya. Sinirlerim çok bozuldu. Neyse acı ya. Bence çok kral hareket. İnşallah ofisinde başka çalışanın yoktur. Tek başına ofisin vardır yani. Tek sadece sana ait bir şirkette kendin çalışıyorsundur. Seni bu tarafa alıyorum. Çok saçma ya. Gerçekten inanılmaz. Ben masumum. He. Her günahkar böyle söyler. He. Her masum olan böyle söyler. Hayvanat bahçesine tehdit mektubu gönderdin. Ya öyle kalp atışlarını atar. Sadece hayvanları iyi davranmaları gerektiğini söyledim. Silahta parmak izlerini bulduk. Tüm kanıtları yok etmeliydim. Suç mahallinin güvenlik kamerası görüntüleri var. Evet tabii ki onu vurdum çünkü hayvanlar işkence ediyor. Ya, geri git lan. Aa, hayvanlar işkence ediyordu diye vurmuş. Allah kahretsin ya. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz. Abi yine yanlış karar verdim ya. Üf. Yine saçma sapan ruhları eşleştiriyoruz ya. Gel Michael Jackson. Git DJ Ferdi Özkan. Aa, bunların ruhları yok.
Aa, onların ruhları yok. Birini yak, birini kurtar. 5 minutes later. Kadınlar önceliklidir. Michael Jackson'ı bu sefer kurtarmıyorum. Hep onu kurtarıyordum. Bu sefer şunu kurtarıyorum. Buradan da hacı Spartacus'u severim ya. Gerçekten. Aynen, Spartacus'u kurtardım buradan. Aha, ünlü geldi. Ünlü geldi. Dur. Reklam gelecek sandım. Ünlü geldi. Hacı, nasıl bir kıyafet bu ya? Senin adın ne? Senin adın ne olduğunu ben seni çözerken bulmaya çalışacağım. Hadi reklamını izliyorum senin için. Sen kimsin? Bunalıma girdiğinde saçlarını kazır. Üzdü ya, üzdü ya. Hayvan severdir. Yes. Kot ile kötü kombin yapar. Harbi kottan elbise giymiş. Kötü kombin yapma bundan sonra. Abi sen ne biçim şeyler söyledin? Bunların hiçbiri cennet veya cehennemlik bir şeyler değil ki yani. Ne yapacağım seni şimdi ya? Arafta kal, yukarıya çık, aşağı in. Şuralarda takıl. İlle seni bir yere mi atmam lazım oyun devam etsin diye ya? Takıl böyle işte. Tamam lan, çok korkuyor. Çok bakalım. Çok sevinmedi galiba. Ama çok korkuyor. Çok korktuğu için onu bu tarafa alalım madem öyle ya. Zaten pek günahı yoktu. En kötü olanı seç. Çalışanlarını sürekli azarlar, sürekli giyirir. Bence bu daha kötü abi. Kimse para veriyorsun diye azarlanmaya hakkı yok. Bir bar kavgasında kadın mankenin yüzüne tekmeledi. Şerefsiz. Kiraya zam yapar. Bence mantıklı aga. Niye yalan zam yapmasın ki adam? Ama çok yapma, tamam mı? O senin hakkın. Kira yani neticede. Tamam. Kadının yüzünü tekmeleyen insanı en şerefsiz ilan ettim burada. Ben Lil Dispacristo. Geç yalan. Peki gerçek adım Abraham bilmem ne. Şarkı sözlerim çok orijinal olduğu için bazen şair ola... Şarkı sözün yok ki senin. Aslında bana ilan veren bazı sanatçılar olabilir. Tüm şarkılarımı ben besteledim. Nasıl ya? Bence yalan olması lazım ama gerçekmiş. En iyi şarkı sözü yazarı ödülünü aldım. Vay! Müzik dünyasında beni sevmeyen tek kişi bulamazsın. Hayır, sevilmiyorsun. Hırsızlıkla suçlayanlar varmış. Asla çalmam. Yalan. Ünlü olmayan yerel şarkıcılardan bir şeyler çalıyorsun ve kendi şarkınmış gibi radyolarda orada burada senin şerefsizsin. Hırsız. İnsanların emeğini çalıyorsun daha popülersin diye. Gerizekalı seni. Ünlü. Eğer ünlü, ünlü biri ise Thanos değil mi lan bu? Oynamıyorum lan seni. Ne oldu? Oynayacağımı sandınız değil mi? Şu bu oynuyorum onu. Kazara düşenlere güler. 30 saniyemi veremem abi onun için. Ayıp ama. Gerçekten ayıp. Yetişmeye çalışan birini gördüğünde asansörün kapısını kapat. Çok iyi. Bence iyi. Mesajlara hemen cevap vermez. Yürü git lan. Yürü. Nasıl mesajlara hemen cevap vermez? Görüldü atıyorsun değil mi? Şerefsiz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın ki 4. bölümü de gelsin. Burada da bir önceki bölümü var arkadaşlar. Gidip izleyebilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir videoydu. Buradan da arkadaşlar bunun oynatma listesini yaptım lan. Lan yaptım lan. Gidip izle 2 bölümü de buradan. Hatta 3. bölümü de buradan bulabilirsiniz. Çekilirse 4. bölüm de burada lan. Buradan da kanala abone olun mutlaka arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hadi hoşçakalın, bay bay.